Herkese merhabalar. Bu dersimizde İngilizce'de ebilmek anlamına gelen can yapısını öğreneceğiz. Can, İngilizce eğitim seti açısından önemli bir konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdiye kadar biz cümlelerimizin hepsini durum cümlesiyle kurduk. Neydi durum cümlesi? Emizlerle kurduğumuz cümleler. To be fiilinin çekimlenmiş hali değil mi? Ve bu cümlelerde hareket ve eylem yoktu. Bu derste ilk defa ken yapısı ile birlikte hareket ve eylem içeren cümleler kurmaya başlayacağız. Bundan dolayı önemli bir konu, dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. O zaman tanımımız gelsin ve başlayalım. Türkçe karşılığı ebilmek anlamına gelen ken ve kent yapısını yetenek, olasılık, rica ve izin isteme gibi durumlardan bahsederken kullanırız. Yapımızın formülü gelsin. Olumlu cümle yapısında özne ardından can, sonrasında ebilmek anlamını katmak istediğimiz fiil ve en son olarak da nesne şeklinde sıralıyoruz. Burada özne yazıp geçmemin bir sebebi var. Neden özneleri tek tek yazmadım? Çünkü bütün öznelerde can kullanıp geçiyoruz. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Örneğin emizarda değişiyordu ya. He, she, de iz yardımcı fiili geliyordu. You, we, de ar yardımcı fiili geliyordu. Bir karışıklık oluyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Rahatız. Bütün öznelerde can yerleştirip geçebiliyoruz. Tamam mıdır? O zaman hemen ilk örneğimiz gelsin olumlu cümle yapısında. You can drive a car. Araba sürebilirsin. Olumsuz cümle yapısında ise özne ardından can't sonrasında fiil ve en son olarak da nesne şeklinde sıralıyoruz. You can't drive a car. Araba süremezsin. Ayrıca olumsuz cümle yapısında cümle kurmamızın bir yolu daha var. Can ile not kelimelerini bir bir şekilde yazmak. Ama bitişik bir şekilde yazdığımızda ayrı okumamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Örneğin can't ile olan cümleyi okuduğumda you can't drive a car şeklinde okuyorum. Cannot ile olan cümleyi okuduğumda you cannot drive a car şeklinde not kelimesine bir baskı yaparak okuyorum. Tamam mıdır? Burada şöyle de bir anlam farklı oluşuyor. Ne oluyor? Karşı tarafa aslında araba süremezsin demiyoruz sadece. Araba sürmene izin vermiyorum gibi bir anlam veriyoruz. Tamam mıdır? Soru cümlesi yapımıza bakalım. Soru cümlesi yapımızda da her zaman gibi can yardımcı fiilimiz veya artık yardımcı fiilimiz neyse cümlenin en başına gidiyor. Ardından özne, fiil ve nesne şeklinde sıralanıyor. Can you drive a car? Araba sürebilir misin? Cevap olarak da kısa bir şekilde yes I can, no I can't şeklinde cevap verebiliriz. Olumsuz soru cümlesi yapımıza bakalım. Can't Özne, fiil, nesne şeklinde sıralanıyor. Can't you drive a car? Araba süremez misin? şeklinde de aynı cümleyi çevirebiliriz bu olumsuz cümle yapısına. Yapıyı ve nasıl cümle kurabileceğimizi öğrendik. Bir de nerelerde kullanıldığına dair birkaç örnek yapalım ki konu iyice otursun. Yeteneklerimizi söylerken kullanabildiğimizi söylemiştik. Yetenek kelimesinin İngilizce anlamı ability. Hemen birkaç örnek yapalım. I can speak English and German. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Tabi herkese nasip değil değil mi? Bu bir yetenek. He can't speak French. O Fransızca konuşamaz. Ne yaptı? Gördüğünüz gibi he öznesinde kendi herhangi bir değişiklik olmadı. Tamam mıdır? Direkt can't olarak yazdık. Kafanız karışmasın. Bütün öznelerde aynı şekilde kullanıyoruz. Soru cümlesi yapalım. Can he play football? Futbol oynayabilir mi? cevap olarak yes he can ya da no he can şeklinde kısa cevaplar verebiliriz. Olasılıkları anlatırken, possibility anlatırken kullanabiliriz. Çünkü ebilmek ya örneğin it can rain tomorrow yarın yağmur yağabilir ya da I can go to the USA next year. Seneye Amerika'ya gidebilirim. Böyle bir ihtimal var. Tamam mıdır? Ricaları anlatırken de kullanabiliriz. Request anlamına geliyor rica İngilizce'de. Can you open the window please? Pencereyi açabilir misin lütfen? Can I have a cup of coffee? Bir fincan kahve alabilir miyim? Hani ama burada şöyle bir durum söz konusu. E, daha samimi ortamlarda ricaları anlatırken can kullanırız tamam mıdır? Samimi olmayan ortamlarda daha resmi ortamlarda may dediğimiz bir yapı söz konusu. Orada may kullanıyoruz. Samimi ortamlarda can kullanıyoruz. May yapısını da ilerleyen derslerde göreceğiz zaten merak etmeyin. İzin isterken kullanabiliyoruz. Permission anlamına geliyor. Can we sit here? Buraya oturabilir miyiz? İzin istiyoruz değil mi oturmak için? Ebilmek anlamına geldiği için rahatlıkla kullanılabiliyor. Can I borrow your car? Arabanı ödünç alabilir miyim? Ayrıca şurada şuna değinmek istiyorum. Can yapısı soru cümlelerinde Sam ile kullanılabiliyor. Eğer hatırlarsanız ne demiştik? Sam soru cümlelerinde kullanılmaz. Ama can yapısında bir istisna söz konusu. Some istisnai olarak can, would, may, might gibi ifadelerle soru cümlelerinde kullanılabiliyor. Tamam mıdır? Can I have some orange juice? Biraz portakal suyu alabilir miyim? Şeklinde cümle kurabiliriz. Tamam mıdır? Ama sadece can, would, may ve might yapılarında. Şöyle bir cümle olmaz. Is there some orange juice? Gibi bir cümle olmaz. Tamam mıdır? Ken ve kent ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi konuyla ilgili alıştırmalara geçelim. Size alıştırmalarda ken ve kent ile kurabileceğiniz 5 adet Türkçe cümle verdim. Bu cümleleri sizin İngilizceye çevirmenizi istiyorum ve burada videoyu durdurup kendinize bu alıştırma için 5 dakika süre tanımanızı istiyorum. 5 dakika sonra benle beraber cevap anahtarını görebilirsiniz. Hadi bakalım. geri sayın başlasın o zaman. İlk cümlemizle başlayalım. Satranç oynayabilirim. Bunun zaten kendine kurulması gerektiğini hemen anlıyorum. Neden? Çünkü cümlemizin içerisinde ebilmek anlamı var. Otomatik olarak rahatlıkla kendine çevireceğimi hemen anladım. Peki cümlemizin öznesini onu bulmam lazım. Çünkü Türkçe'de gizli özne dediğimiz bir durum söz konusu ve İngilizce'ye çevirirken çoğunlukla burada sıkıntı yaşıyoruz. Peki özneyi nasıl bulacağız? Türkçe cümlemize kim ve ne sorularını soracağız? Burada kim sorusunu sormamız gerekiyor. Kim satranç oynayabilir? Ben satranç oynayabilirim. Otomatik olarak cümlemizin öznesinin ben olduğunu anladık ve İngilizceye çeviriyoruz. I can play chess. İkinci cümlemize geçelim. Frank koşamaz. Burada yapamamak, ebilememek anlamı var. Bundan dolayı can't kullanacağım. Frank can't run. Üçüncü cümlemize geçelim. Bu bir soru cümlesi. Şarkı söyleyebilir misin? Soru cümlesi olduğu için yardımcı fiilimi cümlenin en başına koyacağım. Burada yardımcı fiilim can yardımcı fiili. Can you sing a song? Şarkı söyleyebilir misin? Diğer cümlemize bakalım. Arabayı göremiyor musun? Burada eğer dikkatinizi fiilde göremiyor musun? Hem olumsuzluk anlamı var hem de bilmek var. Ve bir soru cümlesi. Otomatik olarak ne yapacağım? Olumsuz soru cümlesi kuracağım. Can't you see the car? Son cümlemize bir göz atalım. Bu gece sen de kalabilir miyim? Bir soru cümlesi, olumsuz soru cümlesi değil, olumlu bir soru cümlesi. Rahatlıkla çevirebilirim. Can I stay at you tonight? Şeklinde de çevirisini yapabilirim. Tamam mıdır? Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Eğer konuyu tam anlamıyla anladıysanız bu sefer de sizden bu konuyla ilgili yorum bölümünde örnek bir cümle bekliyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.